Toral Bey. Şimdi enflasyonla hemen başlayalım istiyorum. Hızlı başlayacağız. Aslında sizin bu hafta içinde halktv.com.tr'de yazdığınız bütün yazılar tek başına uzun uzadıya konuşulacak önemli bilgiler içeriyor ama hızlı hızlı üstünden vaktimiz el verdiği kadar gitmeye çalışacağım. Enflasyon TÜİK'in açıklamasına göre %48,69'a yükseldi. Bu bile son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak açıklandı, yorumlanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında yine faizlerde indirime gideceğini ifade ediyor. Enflasyon inmeden faize indirime nasıl gidilecek? Enflasyon bu orandayken nasıl yapılacak bu? Evet, bu önemli. Belirttiğiniz nokta, yani faizle enflasyon arasında iktidar açısından da önemli bir ilişki var. Enflasyonun inmesi gerekiyor ki faiz indirimlere devam edebilsin Merkez Bankası. Biliyorsunuz Ocak ayında indirmedi faizi. Eylül ayında başlamıştı indirimlerine. %19'dan %14'e kadar getirdi. Zaten o yüzden dolar patladı. Doların patlaması hemen arkasından fiyatlar uçtu. Şimdi fakat Ocak'ta bir durdular. Ve dedi ki çeşitli ekonomi yönetiminden sesler, enflasyonda önümüzdeki dönemde ne olacağını izleyeceğiz. Yani Merkez Bankası'nın bu faiz kararı sonrasında yayınlanan metninde de ilk çeyrekte, yani bu içinde bulunduğumuz yılın ilk 3 ayında gelişme derken de enflasyonu kastediyorlar, izleneceğini söylediler. Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonun %50'ye çıkmayacağını, işte şu an herhalde bulunduğumuz seviyelerin görebileceğimiz en yüksek seviye olduğunu, ondan sonra da düşeceğini söyledi. Şimdi böyle baktığımızda genel olarak zaten algı, piyasadaki algı da şu anda aslında Merkez Bankası'nın enflasyonda bir hafif düşüş beklediği şeklinde. Yani enflasyon biraz gerileyecek ki Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etsin. Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi. Çünkü Cumhurbaşkanı o konuda ısrarcı, sadece aceleci değil. O anlaşılıyor. Peki. Öyleyse demek enflasyonun düşmesi ve bu para politikası, faiz, işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur düşüncesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel mesele, kritik, çok kritik bir faktör, gösterge. Onun düşmesi gerekiyor ama nasıl düşecek? Bu çok şu anda aslında en kritik soru bu. Bence düşmeyecek. Yani sadece bence değil. Hem aslında çok ciddi sözüne güvenilir araştırma, yatırım kuruluşları, ekonomistlerin öngörüsü de önümüzdeki döneme baktığımızda enflasyonda öyle bir düşüş mümkün gözükmüyor. Diğer yandan üreticilerden, mesela çiftçilerden, çiftçi birliklerinden, örgütlerinden, derneklerinden gelen bilgiler de hiç de öyle bir düşüş olacağına işaret etmiyor. Tam tersine önümüzdeki bahar aylarında daha da yükselmesi bekleniyor. Gıda fiyatlarının. Şimdi böyleyken nasıl olacak? Yani enflasyon nasıl düşecek ki Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edebilsin? Tam da şunu sorayım. O zaman TÜİK'teki son değişiklik dikkatimizi çekiyor. Evet, tam da onu soracaktım. Bir değişiklik oldu, TÜİK Başkanı görevden alındı ama bir de TÜİK hesaplama yönteminde bir değişikliğe gitti. Yani ne yaptı? Kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının enflasyon sepetindeki oranını düşürdü. Yani bu şekilde düşmediği halde düşük göstermek mümkün mü? Böyle olursa sonuçları ne olur? Evet, çok doğru. Sadece o değil, elektriğin ve doğalgazın enflasyon sepetindeki payı düşürüldü. Yani biliyorsunuz elektriğe çok dehşet bir zam geldi, %125, doğalgaza %50 zam geldi. Ama enflasyon sepetindeki ağırlıklarının indirildiğini görüyoruz. Her ne kadar bunu işte bir takım Avrupa'daki Eurostat'ın kendi kurallarıyla açıklıyor olsalar da, yani ortada çok yani kabul edilemeyecek bir absürt bir durumun olduğuna şüphe yok. Yani doğalgaz, elektrik nedeniyle şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, Doğu Beyazıt'ından Ege'nin kasabalarına kadar insanlar sokaklarda, herkesin canını yakıyor. Esnafından en sade vatandaşına kadar. Ama siz enflasyon içindeki payını indiriyorsunuz. Yani bir kere bir insan ben ne yapıyorum, bunu nasıl açıklayabilirim diye düşünmesi lazım. İkincisi sadece de bu değil. Tamam, bunu indirdiler ama asıl daha böyle
kapsamlı bir değişiklik yapmak istediğini biliyoruz iktidarın. Ne yapmak istiyorlar? Gıdanın payının azaltılmasını istiyorlar. Bunu uzun zamandır istiyorlar. Yani 2016 yılında dönemin bakanı, ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi de demişti ki gıdanın payının azaltılması gerekiyor enflasyon içinde. Son haftalarda bu konuda saraya yakın yine danışmanlardan benzeri görüşler duyduk. Gıda çünkü hep aylardır, neredeyse yıllardır en fazla fiyatı artan ürün gruplarının başında geliyor. İşte hep ilk üçte görüyoruz her ay gıda fiyatlarını. Gıda fiyatlarını bir indirse TÜİK aslında enflasyon sorunu tümüyle olmasa da bir miktar çözülmüş olacak. Yani bir miktar enflasyonda o zaman düşüş göreceğiz. Ama ya şimdi Türkiye'nin de gerçeği yani gıda fiyatlarını indirimini belki yaparlar. Hani ben yaptım oldu. Kağıt üzerinde bunu yapmak tabii ki emir demiri keser. Yani Cumhurbaşkanı dedikten sonra kim buna karşı çıkacak ama yani bunun kabullenilmesi, bir itibar görmesi de mümkün değil. Yani bugüne kadar biz biliyorduk ama bundan sonra uluslararası kurumlar da, işte araştırma kuruluşları da, dünya da fark eder bu durumu. Yani TÜİK'in verileriyle ilgili meseleyi. Ama işte hani böyle bir metodoloji, çeşitli yöntem değişiklikleriyle tabii ki kağıt üzerinde enflasyonda hafif de olsa bir düşüş sağlamak mümkün mü? Mümkün. Yani zaten neden gitti TÜİK Başkanı? Sait Erdal Dinçer görevinden alındı. BDDK'dan işte Erhan Çetinkaya getirildi. Sait Erdal Dinçer'in uzmanlık alanı istatistikti. İstatistik profesörüydü. Yerine bankacılık kurumundan, bankacılık denetleme düzenleme kurumundan bir yönetici getirildi. Yani tam da üstelik sarayın, Cumhurbaşkanı'nın, AKP iktidarının enflasyon suni dediği günlerde gerçekleştirildi bu. Niye suni? Çünkü böyle bir, biliyorsunuz, önceki günlerde böyle bir kulis bilgisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonun suni olduğunu düşünüyormuş. Suni. Yani ne demek suni? Aslında gerçek değil. Hani Türkiye'de enflasyon bu kadar değil yani. Hani TÜİK aslında abartıyor. Hani şimdi biz vatandaşlar olarak TÜİK'in verilerine inanmıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı öyle anlaşılıyor ki TÜİK'in verisinden de şüpheli. Yani o biz TÜİK'in gerçekte olduğundan çok daha az açıkladığını düşünüyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı gerçekte olduğundan daha fazla. Açıkladığını düşünüyor. Fakat TÜİK'in. Durum şöyle, o kadar ilginç ki aslında şu örnek üzerinden gidebiliriz. Şimdi sosyal medyadan da bana da bazı mesajlar atılıyor. Konuşmamız sırasındaki görsellerde DSF olarak tabir ediyoruz. O görsellerdeki fiyatlar gerçeği yansıtmıyor, daha pahalı deniyor. Şimdi her gün arkadaşlarımız haber merkezinden gidip çekim yapıyor, röportaj yapıyor, bu görseller toplanıyor. Ama yani bir görseli iki gün kullanmak mümkün olmuyor çünkü o fiyatlar sürekli yükseliyor. Bu da aslında durumu özetleyen bir veri olarak kabul edilebilir belki bizim açımızdan. Evet, gıdada çünkü durum gerçekten izleyicilerin söylediği gibi, yani gıda fiyatları durdurak bilmiyor. Yani mesela geçen yazı düşünelim, Türkiye'nin nasıl bir özelliği vardı? Yani hani bu ülkede hep ekonomi sıkıntılıydı, dar gelirlilerin erişimi gıdaya dahi özellikle kış aylarında zorlaşıyordu ama hani Türkiye'nin bir güzel yanı vardı memleketimizin. Yaz aylarında bu ülkede hani meyve sebze üretildiği için taze sebze meyve yaza doğru çarşı pazara indiğinde, market raflarına çıktığında biraz ucuzlama görürdük. Değil mi? Hani meyveyi bu ülke, yani yazın ben meyveyi nasıl yiyeceğim diye düşünen bir ülke değildi. Yani ben çocukluğum, gençliğim falan hatırlıyorum. Hiçbir zaman bu ülke, evet, ekonomik krizler gördük ama böyle bir şey görmedik. Yani bu ülkede yazın nasıl ben sebze meyve yiyeceğim diye düşünülmezdi. Çünkü yazın ucuzlardı. Ya şimdi bu geçen yaz hatırlayalım, şeftali kaç liraydı? 25 lira mıydı? Yani hani Türkiye'de üretilen, bu ülkede her zaman her yaz ucuza bulunan sebzeler korkunç fiyatlara çıktı. O yüzden aslında tabii izleyiciler şikayet ediyorlar ama yani bu o kadar değişiyor ki sahiden sebzenin, meyvenin, gıda ürünlerinin fiyatları. Buna yetişmek mümkün değil. Bundan sonra da yani nasıl olacak da bu işin önü alınacak? Yani iktidarın şöyle bir beklentisi var biliyorsunuz. Dedi ki Sayın Maliye Bakanı, bu yıl %30'a düşecek. Merak etmeyin, 2023 yılının Haziran ayında, yani seçim ayında da, 2023 Haziran'da da tek haneyi göreceğiz. Evet. Tek hane dediği yani %16, hani %8 mi artık olacak, %9 mu olacak? Hadi diyelim ki %8.
Yani şu anda resmi enflasyon %48,69, yani %50. Ve enflasyonla mücadeleye dair bir somut bir şey görüyor muyuz biz karşımızda? Yani hani bir düşünelim, hani insan elimizi vicdanımıza, hani bizi izleyen iktidar partisi seçmenlerine de bunu söylüyorum. Yani bir var mı ortada enflasyonla fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik samimi bir çaba? Nasıl düşecek peki tek haneli rakamlara 2023 Haziran'ında? Yani şu anki manzara maalesef enflasyonun hiç de öyle söylenildiği gibi düşmeyeceği, önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edeceği ve eğer tarım tarafından gelen bilgiler doğruysa yazın yine enflasyonda, yani normalde enflasyon düştüğü yaz aylarında yine yükselişleri göreceğimiz şeklinde. Çünkü o kadar arttı ki maliyetler tarım tarafında, gübreye %200-300 zam. Mazota %100, yani çok iki katına çıktı. Mazotun fiyatı, enerji, çiftçi de kullanıyor enerjiyi, %125 zam. Şimdi bu koşullarda üretilen domatesin fiyatı, sebzenin, meyvenin fiyatı bu kadar maliyeti artan ürünlerin fiyatları nasıl düşecek? Tam tersine gelen bilgilere göre gübreye gelen astronomik zamlar nedeniyle bizim çiftçilerimiz şey kullanmıyorlar, gübre kullanmıyorlar. Yani kış aylarındaki buğday, geçen sonbahardaki buğday ekiminde gübre kullanımında geçen yıllara göre çok ciddi düşüşler olmuş. Çok ciddi. Yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilgiler. Bu ne demek? Gübreyi kullanmazsanız rekolte azalır. Rekolte azalırsa arz azalır. Yani bir ürünün arzı azalır. Arz azalırsa ne olur? Arz talep dengesizliği ortaya çıkar. Fiyatlar yükselir. Yani hani Sayın Ekonomi Bakanı, Sayın Nebati neye dayanarak enflasyon tek haneli seviyelere gerileyecek? Hani bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği bir şey, hani ne biliyor? Belki de hani bizim hiç bilmediğimiz çok gizli bir projesi var. Hükümetin bir anda ortaya çıkaracak ve bir anda fiyatlarda bir düşüş göreceğiz. Bilmiyorum. O zaman neden bekleniyor madem böyle bir şey var? Bu kadar yükselmesine de gerek yoktu. Peki şimdi siz geçtiğimiz hafta önemli bir ayrıntıya dikkat çektiniz. Görev değişiklikleri olurken bir değişiklik daha oldu aslında ama dikkatlerden kaçtı dediniz. Neydi o da? Merkez Bankası'nın denetim yönetmeliğinde bir değişikliğe gidildi. Şöyle, değişiklikle Merkez Bankası Denetim Genel Müdürü'nün Merkez Bankası'nda 7 yıl görev yapmış olmasının yanı sıra banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma zorunluluğu da kaldırıldı. Bu ne anlama geliyor? Merkez Bankası'ndaki denetim müdürü değiştirilmek mi isteniyor? Böyle bir adım mı atılacak? Evet, bu da geçen haftanın önemli gündem maddelerinden biri ekonomide. O yönetmelikteki değişiklik aslında dikkat çekti. Çeşitli yerlerde, hani Halk TV'de de aktarıldı. Merkez Bankası'nın denetleme yönetmeliği değiştirildi. Şimdi burada bir kere her şeyden önce bir durup düşünmemizi gerektiren olgu, 12 yıldır değiştirilmemiş bir yönetmelikten bahsediyoruz. 2009 yılı sanıyorum. Benim aldığım bilgiye göre son bu yönetmelikte, denetim yönetmeliğinde yapılan değişikliğin tarihi. Aradan geçmiş işte bunca sene ve bunca yıl sonra yeniden bir değişiklik yapılıyor. Yani bir dikkatlerimizi diri tutmamıza bir kere her şeyden önce bu yeterli bir faktör. Fakat şu da tabii biliniyor veya konuşuluyor diyelim, bir kulis bilgisi olarak bana ulaşan bilgi. Zaten hani mevcut denetim genel müdürüne dair bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Şöyle bir bilgi var. Kendisinin aslında ayrılmasının istendiği, tercih edildiği yönünde bir kulis bilgisi var. Kendisi şu andaki gene denetim genel müdürü, geçmiş dönemlerden, yani şimdiki başkan döneminde atanmış bir genel müdürdür, değil. Ne zamandır bu işi yapıyor? Fakat şimdi Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınma sürecinde haftanın, yani şeyin çalışma süresinin, yani bir haftanın yarısını Ankara'da, yarısını İstanbul'da geçirdiği, yani zorlu bir çalışma şeyine girdi, koşullarına alındığı, bunun da aslında yani bir bakışa, bir görüşe göre diyeyim veya bir iddiaya göre diyeyim, kendisinin aslında görevden ayrılmasına yönelik bir şey oldu. Onun hani göstergelerinden, işaretlerinden biri. Öyle yorumlanıyor en azından.
Peki şimdi reklama gideceğiz Sayın Soydan ama onun için gitmeden çok kısaca bir yorumunuzu merak ettiğim için onun cevabını almak istiyorum. Şimdi belli ki bu işte görev yapma zorunluluğu falan o madde kaldırıldı. Yine liyakata bakılmayacak anladığımız kadarıyla liyakat kaldırıldı. Buradan onu görüyoruz ama neden onun önemini, o görevin önemine, Sayın Düzgün'ün başında bulunduğu o görevin önemine neden değiştirmek isteniyor? Evet. Kısaca alabilirsem çok sevinirim. Evet, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir kere çok büyük bir projesi var her şeyden önce. Yani bir hani Merkez Bankası normalde çok büyük böyle bir dev şeyler, ihaleler falan yapmaz ama bir tane yaptı. Kendi genel müdürlük binası şu anda İstanbul Finans Merkezi'nde Ataşehir'de inşa ediliyor. Avrupa'nın, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en yüksek binası olacak. Resmi ihale tutarı açıklanmadı. Davet usulüyle yapıldı ihale. İktidara yakın şirketlerden birine verildi. Tutar açıklanmadı ama daha sonra bu konuda Sözcü'de yer alan bir haber. 2.6 milyar TL, yani Türkiye'de son dönemin en büyük ihalelerinden biri Merkez Bankası tarafından sürdürülüyor. Ve tabii ki bu kadar büyük ihalenin denetim genel müdürlüğü tarafından izlenmesi, denetlenmesi gerekiyor. Bir iddiaya göre denetim genel müdürlüğü bu konuda gerçekten ciddi çalışıyor ve bu bir rahatsızlık doğuruyor. Anladım. Diğer yandan şunu da unutmayalım, bir başka sebep denetim genel müdürlüğünün önemine dair. Sayıştay yani devletin denetleme kurumu ki Merkez Bankası'nı da denetliyor. Kendi incelemelerinde ilk baktığı yer Merkez Bankası'nda deniliyor ki denetim genel müdürlüğünün raporları. Yani denetim genel müdürlüğünün raporlarında, çünkü Merkez Bankası çok teknik iş yapan bir kuruluş. Sayıştay'ın da oradaki bütün yani hani geçmişine, bilgilerine erişmesi, nüfuz etmesi çok kolay değil. Bu kendi iç denetim genel müdürlüğünün sağladığı raporlar o nüfuz etme imkanını sağlıyor. Fakat şimdi eğer denetim genel müdürlüğünden yeterli bir raporlar gelmezse zaten Sayıştay'ın raporunun da Merkez Bankası'na dair yeterli olmasının bir anlamda aslında önü kesilmiş, peki, engellenmiş olacak. O nedenle bu da yani denetim genel müdürlüğünde yapılmak istenen değişiklik, yönetmelikte, denetim yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklik Sayıştay tarafını dikkatlerimizin çevrilmesine neden olmalı ve tabii ki genel müdürlük binasına 2.6 milyar TL'ye inşa edilen, belki daha da fazla artacak maliyetlerdeki artış nedeniyle genel müdürlük binasını gündemimize getiriyor. Peki. Sayın Soydan çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız